sonuna kadar, ligin bitiş düdüğüne kadar vereceklerinden kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü zaman zaman eleştirilebilirler, eleştiri de olacaktır. Fakat burada emin olun bizi harekete geçiren, bu camiayı harekete geçiren bu taraftarımıza özellikle son dönemlerde, bu kriz döneminde bizim basın toplantımızdan sonraki taraftarımıza layık olan bir futbolcu grubu var. Bunlara inansınlar ve de her zaman da desteklerini zaten hissediyoruz. Şimdi taraftarımıza da şunu söylemek istiyorum. Bugüne kadar tabii ki çok defa hep yanımızda olan, çok da teşekkür ediyoruz. Ve de Bursaspor'un tarihinde, mahallesinde de çok önemli yere sahip bir taraftar kitlemiz var ve de desteklerini de her zaman yürekten hissediyoruz. Ama emin olun şu süreç, önümüzdeki 3 aylık süreç en fazla onlara ihtiyaç duyacağımız ve ihtiyacımızın olduğu bir süreç. Hep yanımızda görmek istiyoruz. Yarın da burada tüm hisleriyle, o yaşattıkları o coşkuyla buraya gelen, gelmeyen tüm taraftarın bizi o ruhu hissettirdiği bir aslında hislere sahibiz. Burada inşallah yarın bu takımı, bu armayı hep birlikte burada o armayla, armamıza sarılarak destekleyen taraftarımız olsun istiyoruz. Hepsini bu stada bekliyoruz. Çünkü bizi birleştiren en büyük nokta burası. Biz buradan hareket ediyoruz ve burada her şeyi beraber yaşıyoruz. Tüm protestolarımızı da, tüm desteğimizi de, tüm coşkumuzu da, her heyecanımızı, her kalp atışımızı birlikte yaşadığımız mabedimiz diyebiliriz. Biz burada onlarla bu coşkuyu hissetmek istiyoruz. Çünkü çok büyük bir hareket başlattılar. Hem destekleri, hem kulübe sahip çıkış noktasında en büyük destek onlarındı. Burada da yarın takımımızla da bu desteği göstereceklerine inanıyoruz. Tekrar burada inşallah bu armanın etrafında en büyük birleştirici olarak da o mücadeleyi vereceğiz. Son gün takıma 4 isim katıldı hocam. Hatta Pedro da golle başladı. 5 isim Berat da var. 5 isim Berat da geri döndü. Bunların şu anda fiziksel durumu nasıl? Yarın yeni birini görebilir miyiz ilk 11'de? Tabii ki Cenk biraz daha hazır gelmişti takımıyla. Berat öyle oynamıştı. Fakat tabii bu geçiş döneminde yaşanılan bir süreç vardı. Pedro hazır gelmişti. Bifuma'nın tabii takımdan uzun süre ayrı kalışı, hem sezon tersliğinden hem Çin'de yaşadığı kendi sezon ve anlaşmasından doğan bir boşluğu vardı. Fakat bireysel antrenmanı devam etmişti. Biz risk etmiyoruz açıkçası. Geçen maçta da çok az bir süre verdik oyunun son dakikalarında. Bu maçta daha da çok süre alacak. Çünkü iyi de çalışıyor, iyi çalışıyor. Pedro hazır demiştim ama Pedro'nun da aslında maçta, Samspor maçında ikinci yarı çıkan bir yorgunluk seviyesi oldu maçın sonlarına doğru. Bu da 3-4 günlük hem imza sürecinde hem şehre getirip beklettiğimiz o bir günlük imza aşamasında da antrenmana katılamadığı için o 3 günlük boşluğu yaşaması biraz ona sebep oldu. Enver'i zaten biliyoruz, Enver Cenk'i. Oldukça hazır da geldi. Yarın yer verebiliriz ona. Yusuf Gaziantep'te iyi bir süreç yaşıyordu. Çok fazla forma şansı bulamasa da bize çok katkı yapacağına inandığımız, hem fiziksel anlamda hem de gol vuruşu olarak oldukça meziyetli. Bunu göreceksiniz. Süre alacaklardır tabii ki. Berat'ın zaten bizim altyapımızdan ve de geçmiş dönemde, geçen sene de bu formayı giyen bir oyuncuydu. Aslında katılan oyuncular, bir de o süreci tabii biz yaşadık dibine kadar. Son bir saatte belki de olmayacak denilen transfer tahtasının açılmasıyla ilgili süreçte acayip iyi bir mücadele ve o dönemi çok iyi yaşatan bir kurul vardı tesiste. Bu transferleri gerçekleştirirken çok büyük bir mücadele verdiler. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki belediye başkanımızın önderliğine büyük bir katkı ve bizim istediğimiz doğrultusunda. Hepsi gerçekleşmese de ihtiyacımız olan oyuncuları burada bekletip o riski alıp bu sözleşmeleri yapmak kolay değildi. Hepsi bir saati sığan, belki de sığamayacak bir süreçti ama biz onlara inanmıştık ve de bu inancımızı sağ olsunlar yanıltmadılar. Hepsine çok çok teşekkür ederiz ama bizi birleştiren en önemli unsur, biz ne kişilere bağımlı olmalı Bursaspor ne de bize. Çünkü hepimiz gelip geçeceğiz burada ama bu arma hep kalıcı olacak, bunu biliyoruz. Bu taraftarın da kalıcılığı bu arma olduğu sürece de devam edecek. Biz birleştiren unsurun Bursaspor olduğunu biliyoruz, herkesi ve her şeyi. Biz de onun için buradayız. Benim için de önemli olan buydu. Çünkü bu sene gerçekten kritik bir sene. Birçok takımın, daha önce söylediğim gibi basın toplantısında, yaşadığı sürecin en kritik noktasındaydık. Bu takım çünkü
aşağılara daha da inse emin olun kimsenin sahip çıkamayacağı bir seviyeye gelebilirdi ama şu an bunu birleştiren bahsettiğim gibi o taraftarımızın sesi, bu tepkileri ancak böyle büyük camialar bunları birleştirici unsur olarak kullanabilirdi. Bize de bunu yaşattıkları için o heyecanı şu an tekrar bu heyecanı yaşamamıza neden olduğu için hem taraftarımıza hem destekleyen bütün şehirdeki hem transferi açan kurulumuza, başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Söylediğim gibi bizi birleştiren her şey Bursa Spor'dur. Onu söyleyebilirim. Biz de burada olmayacağız belki ama bunun etrafında herkesin yüreğiyle buradaki o coşkuyu, eleştiri yapabilirler ama maalesef bir süre sonra çok kolay tüketilen bir alan, futbol alanı. Biz o alanda tüketilmeden bu oyunculara çok destek verilmesini istiyoruz. Çünkü bütün onurlu duruşlarıyla, mücadeleleriyle Bursa Spor'un bence bu formasını taşımaya ve bu mücadeleye de inşallah layık olacak. Bütün onurlu duruş. Hocam, şehrin dinamiklerinin takıma sahip çıkmasıyla birlikte belki de bu sezondan, yani sezon başından itibaren ilk defa kaostan uzak bir hafta yaşıyoruz. Bu takıma nasıl yansır sizce? Yarın futbola doyar mıyız? Olumlu olarak yansıyacaktır. Bir kere şunu söyleyebilirim. Zaten sezon başından beri bu inişli çıkışlı dalgalanmış süreçte hem hoca değişiklikleri hem antrenmandaki istikrarsızlık açıkçası fiziksel olarak da bize yansımaları oldu. Milli arada geçirdiğimiz kamp zamanı hani milli maç olmadı o iki haftalık süreç. Şimdi önümüzdeki hafta bay geçeceğimiz Ankara Gücü maçından sonra da yaşayacağımız dönemden sonra kalan 12 maçta çok farklı bir Bursa Spor olacak. Yarınla ilgili de şunu söyleyebilirim. Taraftarımızın zaten o coşkusunu hissettiğimizde bu iç sahada futbol olarak, futbolu izleyenlere hep şunu söylüyorum. İyi karşılaşmalar seyrettireceğiz. Anlayışımızı, oyuncularımızın performansı ve arzusunu bu sahada göreceklerdir. Yarın da öyle bir karşılaşma olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanacağımıza inanıyoruz sonuna kadar. Çünkü futbol anlamında da çok geliştirdiğimiz noktalar var. Oyuncuların performansı bireysel olarak da çok geliştiğini gözlemleyebiliyoruz. Yarın bunun yansımalarını buraya gelen her taraftarımız inanıyorum ki hissedecektir. Sahada da onlarla birlikte o mücadeleyi yapacaklardır. Hocam, yapılan transferler tamamen sizin de isteğiniz mi? Mesela Buffon'un da oynamama gibi bir süresi var, uzun bir süre. Yaklaşık 1,5 sene sanırım. Böyle tecrübeler. Fakat camiada herkese şöyle bir görüş hakim. Tamer Hoca istediyse vardır bir bildiği. Umarım öyle düşünüyorum ya, Buffon'un antrenmandaki performanslarını da görünce ne kadar isabetli transfer olduğunu göreceksiniz. Pedro da öyle bir transfer. Yusuf da öyle, Enver Cenk de, Berat'ın da takıma katılışı, katkı vereceği yönünde. Buffon'a ile ilgili şunu söyleyebilirim. 1,5 senelik süreç değil, yazın milli takıma çağrılan bir oyuncu Buffon'a. Milli takımda yer alan bir oyuncu. Biz bunları geçmiş dönemde de takımlarımıza transfer yaparken bu tip oyuncularla ilgili yaşadık. Yani geldikleri zaman bazı dönemlerde Çin'le ilgili bunu yaşayabiliyoruz. İşte bazı kuzey ülkeleriyle ilgili transfer döneminin tersinden boşluklar olabiliyor. Buffon'un tamamen ekonomik. Yani sakatlık yok, sağlıklı bir oyuncu. Sadece süreç, antrenman performansını onu riske etmeden süreyi biraz arttırarak yarın da inşallah oyuna dahil olduğunu göreceksiniz ne kadar. Yani o farkı yaratabileceğini, bunun heyecanı hissetsinler. İlk 11 oynayacak zaten şu an fiziksel, ona zarar veririz. Bunu da birlikte zaten test ediyoruz. Konuşarak da bazen hem de antrenmanlardaki testlerimizde de bunu görebiliyoruz. Ama daha fazla süre alarak takımın tabii ki önemli oyuncusu olacağını biliyoruz. Buffon ile ilgili bunu söyleyebilirim. O boşluklar bazen düşünün burada da. 6 ay oyuncuya yer vermiyorsunuz. Sezon sonuna doğru ortaya çıkan oyuncular olabiliyor. O antrenman kalitesi var. Çok şükür bir sakatlığı yok ve de zaten özel bir oyuncu Buffon'a. Buffon'a'yı kazandırırken sadece bizim fedakarlığımız değildi. Onun da son dakika bir fedakarlığı oldu. Gelip buraya bu riski alıp bizi güvenip bekledi. Bursa Spor'a inandı ve Bursa Spor'da da bu yıl çok iyi şeyler gerçekleştirebileceğine inanıyor bir kere. Bu önemli. İkinci şey de tabii ki bütçeler. Yani bu oyuncuların maliyetleri bizim buradan giden oyuncuların asla üstünde olmadı. Çok da aşağısında oldu. Bunlar basına da yansıdı. Gerçek rakamlardır. Oyuncuların çoğu maç başına anlaştı zaten. Pedro zaten bu yaşta burayı tercih etmesi, kulübüyle olan bu anlaşmayı anlaşmak önemliydi. Çünkü çok kaliteli bir oyuncu, emin olun. İnşallah buraya da çok katkı yapacaktır burada anlaşma süresi boyunca. Çünkü
çok iyi özelliklere sahip. Bu lige uygunluk açısından da çok iyi değerleri var. Ondan da çok faydalanacağız diye düşünüyorum. Sondan başlayalım. Teşekkür ederim. Luka Çapan kadroda olacak çünkü daha yeni katıldı aramıza. Sakatlığında yavaş yavaş atlatıyor. Yarın hem mental olarak hem de antrenmanlara başladığı için kadromuzda olacak. Massimo'nun 2 haftalık bir süreci daha var. Belçika'da bir operasyon geçirdi. İyi de geçti. Umarım ki o da kısa sürede takıma katılacaktır. 2 haftalık süreçten sonra antrenmanlara başlayacak. O süreç şu an fizik tedaviyle geçiyor. Diğer konuysa tabii ki Kubilay'la ilgili yaşadığımız, dışa yansıtmadığımız birkaç etik olay oldu. Takımda, bu takımda ve Bursaspor'da bundan sonra olmayacak. Onun da ayrılmasını istememizin nedeni maddi olarak süreçle ilgili. Tabii kulübün sorumlulukları var ama bu takımda olmaması benim de açıkçası kadro dışı bıraktığımız bir oyuncuydu. Gitmesini de istemiştik. O süreçte de bir kulüple anlaşacaktı sanırım fakat olmadı. Tercihini bu yönden kullandılar. Bizde olmayacak, bu takımın içinde olmayacak ama artık sezon sonuna kadar bu süreci değerlendireceğiz. Bununla ilgili Deniz Golgur bayağı çalışma yaptı fakat kendi tercih etmedi sanırım gitmeyi. Dediğim gibi bu sözleşmeler bazen kulüp aleyhine olunca üstesinden gelemeyeceğiniz sorunlar oluyor ve maliyetleri oluyor ama biz yararlanmayacağız. Diğer şey de liste zaten o liste federasyonda sözleşmeli oyuncuların genel listesi bir de bizim dahil ettiğimiz transferlerin listesi. O kadroda da olması gayet doğal görünmesi. Sürekli olmasa da genelde maç önceleri tesisimizde kamp yaparken bu saha uygunsa zaten hazırsa burada antrenman yapmayı tercih eden bir teknik direktörüm ben. Çok zaten 45 dakikalık ertesi güne de zarar vermeyecek şekilde antrenmanı yaptığımız için ya 45 dakika bir saat aralığında bir taktik idmanıyla geçiyor. Hem de oyuncularımın bu ambiyansı yaşaması adına çünkü bu arada da iç sahada çok maçımız yok biliyorsunuz ki yani. Ve iç sahaya da bu stadın o yeni gelen oyuncuların da hem tanıması adına transferlerimiz de bu statta antrenman yapamadığı için bunu kullanmayı düşündük. Bazı maçlardan önce yapacağız. Uygun olursa da yapmaya devam edeceğiz. Hocam, ben teşekkür ederim. Bu arada sevgiler gününüz kutlu olsun. Onu baştan söyledik de kayıt da şeydi. En güzel sevgililer zaten hayatımızın içindeki bence sahip olduğumuz en güzel değerler ama bu sevgililer gününü özel yapan tabii herkesin sahip olduğu eşi, sevgilisi ya da hayat arkadaşlarıdır. Ben herkes sevgililer gününü kutluyorum ama bizim için önemli olan emin olun hayatımdaki en önemli şey sahip olduklarımızın değerini ve de onu koruyabilmenin yani önemini anlayabilmek. İnşallah herkes hayatlarındaki değerlerin farkındadır. Herkesin sevgililer gününü kutluyorum. Bursaspor'un da değerini biliyoruz. Bizim şu an sevgilimiz gibi açıkçası. Ondan fazla hissettiğimiz çok az insan vardır hayatımızda ama herkesin sevgililer günü kutlu olsun. İnşallah yarın burada daha da güzel kutlarız.